Ekin Mert Daymaz 2 Aralık 1990 tarihinde Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey yarışmasında 3. oldu. 2014 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Not Defteri dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Dizide Egemen Şanoğlu karakterine hayat verdi. Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği dizi 26 Mart 2014 ile 25 Haziran 2014 tarihleri arasında Fox'ta yayınlandı. Senaristliğini Alper Dikmen ve Başak Angigün yaptı. Gençlik türündeki dizinin başrollerinde Fatih Al ve Ebru Özkan yer aldı. Dizi 2 Temmuz 2014'te sezon finali planlandı. Yaparken Rütük'ten gelen şikayetler üzerine 13. bölümüyle yayından kaldırıldı. Hemen ardından Çilek Kokusu dizisinde Volkan karakterine hayat verdi. Gold Film imzalı dizinin başrollerini Demet Özdemir, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Mahir Gülşiray, Mine Tugay, Murat Başoğlu ve Çin Ceylan paylaştı. Aşk, gençlik ve romantik komedi türündeki dizi 27 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan 23. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2016 yılında Hayat Sevince Güzel dizisinde Savaş rolünü üstlendi. Dizinin yönetmenliğini Eray Koçak yaptı. Senaryosunu Hülya Koper ve Hikaye Üretim Merkezi kaleme aldı. Komedi türündeki dizinin başrollerini Ekin Mert Daymaz, Algı Eke ve Burak Çelik paylaştı. Dizi 15. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından Kırlangıç Fırtınası, Aşk Troloji, Prangalı Yarim, Paytaht Abdülhamit ve Miras 7 yapımlarında yer aldı. Ağlama Anne dizisinde yine başrol olarak boy gösterdi. Mert Bayar karakterine hayat verdi. 7 Ekim 2018 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerini Birce Akalay, Cansel Elçin, Özlem Yılmaz, Sezin Akbaşoğulları, Ekin Mert Daymaz ve Selim Bayraktar paylaştı. Proje tasarımını Esin Gök, senaristliğini Serdar Oğuz yaptı. Yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturdu. Dram türündeki dizi 30 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2020 yılında Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet Asmalı olarak boy gösterdi. Süreç film imzalı dizinin ilk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı. Komedi ve dram türündeki dizinin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacıoğlu ve Ekin Mert Daymaz rol aldı. Dizi 5 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 17. bölümüyle final yaparak sona erdi. Son olarak televizyonda Savaşçı dizisinde Görkem karakterini canlandırdı. Limon film imzalı dizinin ilk bölümü 9 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk, Hakan İnan, Bülent İşbilen, Murat Saraçoğlu, Şafak Akbal ve Eray Koçak üstlendi. Senaryosunu Süleyman Çabanoğlu kaleme aldı. Askeri ve dram türündeki dizinin başrollerini Sarp Leventoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Serenay Aktaş paylaştı. 5 sezondan oluşan dizi 12 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 109. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2022 yılında internet dizisinde rol aldı. Bin Connect'te yayınlanan Hayaller ve Hayatlar dizisinde Emre karakterine hayat verdi. NG Medya imzalı dizinin ilk bölümü 17 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini sırasıyla Altan Dönmez ve Orkun Çatak üstlendi. Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme aldı. Başrollerini Özge Gürel, Aybuke Fusat, Melisa Aslıpamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Ekim Mert Daymaz ve Serkay Tütüncü paylaştı. Dram türündeki dizi 26 bölüm çekildi. 26. bölümünde 1. sezon finali olacağı açıklandı. Hayaller ve Hayatlar dizisinin özellikle 20. bölümünden sonra izlenme oranlarının çok düşmesi, platforma üye olanların bile yarıda bırakması, Bean Connect yönetimini de zorda bıraktı. Böyle başarısız senaryoları olan bu diziyi devam ettirmek istemeyen Bean Connect yönetimi sözleşmeyi tek taraflı feshetti ve Hayaller Hayatlar dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçmeyi bekleyen ünlü oyuncular da projenin iptal olması ile hayal kırıklığı yaşadı. Şimdilerde ise yaz sezonunda bomba gibi bir proje ile ekranlara geri dönüyor. Daymaz, Sevda Erginci ile birlikte TRT1'de yayınlanacak Seni Kalbime Sakladım dizisinde Civan Mert karakterine hayat verecek. TRT1 ekranında Temmuz ayı içerisinde izleyicilerle buluşması beklenen yeni dizi bir dram projesi olacak. Seni Kalbime Sakladım dizisinin hem hikayesi
hem de oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya birlikte kaleme aldı. Dizide Mert ile Zeynep karakterlerinin hikayesi ekranlara yansıtılacak. Seni Kalbime Sakladım dizisi aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile yekparmak vali olarak ün salmış naif ama Mert mahalle delikanlısı Civan Mert'in aşkını ekrana taşıyacak. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da hayli dikkat çekici. Mehtap Bayri hikayede Türkan karakterinde yer alacak ve Mert'in annesi rolüne hayat verecek. Ayrıca Osman Alkaş da dizide Zeynep'in dedesi rolünde Yusuf karakteriyle seyirciyle buluşacak. Gülseren Gürtünce ise Zeynep'in babaannesi Adalet Hanım olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Genç kadın oyuncuların öne çıkacağı dizide Gökçe Akyıldız, Zeynep'in arkadaşı Deren karakterini canlandıracak. Elçin Afacan ise Reyhan karakteriyle hikayede bulunuyor ve Mert'in kız kardeşini canlandırıyor. Berke Üskiden, Ali Öner, Emre Taşkuran, Tarık Ündüz gibi isimler de Seni Kalbime Sakladım isimli yeni dizinin kadrosunda yer alıyor. Dizinin çekimleri Haziran başında başladı ve Temmuz ayı ortasında da hikayenin izleyicilerin karşısına çıkması yönünde planlama yapıldı. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen yakışıklı oyuncu yıllar önce Hande Erçel'le aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz akşam yabancı bir kadınla görüntülendi. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Daymaz aşk hayatında itiraf niteliğinde açıklamada bulundu. Daymaz, hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor. Biraz evvel çektiğinizde sadece arkadaşım ifadelerini kullandı.